dinleyicilere herkese iyi günler diliyorum. Bugün neredeyiz sevgili izleyiciler? Balıkesir Gönen Beyoluk Mahallesi'nde 24 dönüm. 24 dönüm sağ tarafında bulunan çepeçevre tahta ve kelçiklerle çevrilmiş. Hatta alt kısımları çesan demirlerle desteklenmiş. İçerisinde binlerce ağacı bulunan envai çeşit meyvesi olan adeta cennetten bahçe sağ tarafındaki yerin tanıtımı için geldik. Değerli izleyiciler, burası şu an itibariyle kiralık. Fakat sahipleri ileride anlaşabilirlerse satılığa da çıkartılabilir. Bu kısmı hem ilan başlığında ve açıklamalar kısmında ayrıca belirteceğiz. Değerli izleyiciler, içerisinde arkadaşımdan da şimdi soru cevap şeklinde devam ederek size söyleyeceğim. Çünkü anlatıyor, hafızamda tutamıyorum. Aynı zamanda not almak için de bir kağıt kalemim yok. Lütfen maruz görün. İçerisinde 500 adet fındık ağacı var. 1500 kiloya kadar içerisinden verim alındığını söylüyor. 3 cinslerde ve verime yatkın ceviz ağaçları. Bunları yer görüntüleriyle de size destekli bir şekilde anlatacağız. Drone görüntüleriyle de değerli izleyiciler hava görüntüsünü size göstereceğiz. Aynı zamanda 10 kadar çeşitli cinslerde ceviz, kiraz ağacımız var. Diğer ağaçlar elma var. Erik var. Değerli incir ağacı var. Kivi var. Muşmulu var. Kestane var. Kızılcık var. Değerli izleyiciler, içerisinde o kadar ağaç var ki, yani binlerce ağaç var. Gez gez insan bir günde bitiremez. Gerçekten biz öylece bir gezdik. Burayı tanıtmak için dış asfalt yoldan ayağınız çamura değmeden Gönen'den 23 kilometre arabanızla 15 dakikada gelip 1+1 şeklinde yaz kış elektriğinizi karşılayabileceğiniz güneş enerji panel sistemiyle bu hayatınızı ailenizle yaşayabileceğiniz, idame ettirebileceğiniz, içinde suyu, elektriği, 1+1 evi bulunan 24 dönüm bu yerimizi size tanıtmak için çekimimize devam ediyoruz. Evet, kameramanımdan kameramı aldım. Değerli izleyiciler, bakın burası eve giriş kısmımız. Aracımızın bulunduğu yer, traktörle içeriye girebilmek için, çift sürmek için, ağaçların arasına bakım yapabilmek için, iş makinesi sokabilmek için, romork sokabilmek için böyle bir yer. Takribi olarak ne kadar burası cephe uzunluğu? 250 metre ana yol. Burası 4 kilometre köye mesafesi var. Gönen'e 23 kilometre değerli izleyiciler. İçerisinde suyu var. Bunu da göstereceğiz. Göleti var. Zaten burası Karagöl mevkii olarak geçiyor haritada da. Hep beraber şimdi burayı tanıyalım değerli izleyiciler. Sevgili izleyiciler, 22.700 metrekare. İçerisinde 20 çeşitten fazla ağacı bulunan bahçemizdeyiz. Evet, kızılcık ağacımızı görüyorsunuz. 3 adet kızılcık ağacımız 22.700 metrekarelik bahçemizde mevcuttu. Evet, cennet hurmalarımızı görüyorsunuz değerli izleyiciler. 10 adet cennet hurmamız vardı. Yan tarafta ise ıhlamur ağacımız 2 adet. Sevgili izleyiciler, bakın bahçemizde cevizlerimiz 120 adet Chandler cins cevizimizin olduğu lokasyon, bahçemizdeki lokasyon burası. Burada 20'den fazla ağaç çeşidimiz, 1000'e yakın ağaç sayımız var. Değerli izleyiciler, bahçemizin içerisini gezmekle bitiremeyiz. Değerli izleyicilerim, kestane ağaçlarımız. Bahçemizde 3 tane cins aşılı kestane ağacımız mevcut. Devam ediyoruz. Armut ağacımız 4 çeşit 15 olmak üzere 15 ağacımız mevcut. Bakın hinnapları görüyorsunuz. 6 adet hinnap ağacımız var değerli izleyiciler. 5 adet siyah beyaz olmak üzere bahçemizde incir ağacımız mevcut. Bakın yolumuz burası. Ara yol. Sağ tarafta cevizler var. Değerli izleyicilerim, bakın cevizi, Chandler cinsi 120 ağaçtan bir tanesini size gösteriyorum. Üzerinde yapmaya başlamış. 120 ağaçtan toplamda sevgili izleyiciler 3 ton ceviz alabiliyorsunuz. Bakıcı evinin yanında aynı zamanda köpek kulübümüz de mevcut değerli izleyiciler. Değerli izleyiciler, bahçemizde aynı zamanda 5 çeşit kırmızı yeşil olmak üzere
17 adet elma ağacımız bulunmakta. Bahçemizde dediğimiz gibi 20 çeşitten fazla ağacımız, toplamda sayısı ise 1000'e yaklaşmakta. Bahçemizi gezmekle bitiremiyoruz değerli izleyicilerim. Bakın hünnap ağaçlarımızı görüyorsunuz. Elmalarımız. Cins ceviz ağacımız burada değerli izleyiciler. Aradaki boşluk yolumuz burası. Bir de 7 dönüm kadar bu bölgede değerli izleyiciler bahçenin içerisinde boş alanımız mevcut. Burada ne yapılabilir? Bu bölgede su olduğu için fasulyesi meşhur. Değerli izleyiciler, fasulye bu yıl 100 liradan satıldı. Bir dönümden 400 kilo alındığını farz edersek 2800 kilo. O da 100 liradan 280 bin lira gibi bir üretim değerine sahip ürün ekebilirsiniz. Sevgili izleyiciler, 22.700 metrekare bahçemizin içerisindeki 7 dönümlük boş alanımız burası. Yukarıdan drone görüntüleriyle de sizi destekleyeceğim. Boş alan L şeklinde tarlanın içerisinde belli olmaktadır. Değerli izleyiciler bakın, 120 ağacımızdan bazıları da bu bölgede ince kabuk, çentler cinsi. Takribi olarak 1500-2000 kilo arası verim alınmaktadır. Bahçemizde 1000'e yakın ağaç, 20 çeşitten fazla ağaç cinsi bulunmaktadır. Aynı zamanda arka tarafa boşluk olan yere sulu ve kuru tarım olmak üzere her şey ekebilirsiniz, dikebilirsiniz değerli izleyiciler. Bahçemizde bir kişiyi, bir aileyi geçindirebilecek, yarım milyona yakın gelir elde edebilecek bir potansiyel var. Bakın, aynı zamanda bahçemizin içerisinde arıcılık faaliyetinde, arı üretimi de yapılmakta. Burada bir tanıdığımız hem tozlaştırmaya yardımcı olmak hem de arkadaşın üretimine biz de katkı sağlamak maksadıyla arılarını buraya koymasına müsaade ettik. Bahçeyle arı beraber olduğu zaman tozlaşma ve dölleme daha iyi olmaktı. Değerli izleyiciler, bahçemizde su sorununun olmadığını söylemiştim. Göletimize doğru yaklaşıyoruz. Bakın göletimiz ağaçların arkasında kaldı. Oraya doğru devam ediyorum. Yolumuz burası. Değerli izleyiciler, bahçeye giriş olan yolumuz burası. Bakın kivi görüyorsunuz. Üzerinde olmaya başlamış. Bunun erkek ve dişi meyvesi olmakta. Tozlaşma olmadığı zaman herhangi bir ürün vermemektedir değerli izleyiciler. Bu bölgenin kivi dahi yetiştirmeye müsait olduğunu size gösteriyorum. Fındığından kivisine, cevizine, armuduna, kirazına kadar hepsini bütün görüntüleri de kolaj görüntüleriyle de size gösteriyorum. Size görüntülediğimiz görüntüler bunlar bahçemizin görüntüleridir, ürünleridir değerli izleyicilerim. Ana asfalt yoldan giriş kapımız burası. Bakın sol tarafta aynı zamanda çilek, küçük bir yer, ailemize kadar, kendimize kadar olacak şekilde yetiştirilen çileklerimiz burada. Değerli izleyicilerim, herhangi bir su sorunumuz yok. Bakın boruları görüyorsunuz. Borular yardımıyla, lateral borular yardımıyla her yeri sulayabiliyorsunuz. Su sorunumuz yok. Bakın bunlar da yabani armut cinsi, hüvez denilen bölgemize ait bir bitki. Armut cinsi meyve diyebiliriz. Su borularımızı görüyorsunuz. Gölete yaklaştık. İçerisine yarım futbol sahası büyüklüğünde havuz dahi yapabilirsiniz. Drenajla suyu tahliye edebilirsiniz. Havuzu biriktirme usulü depolamayla değerlendirebilirsiniz. O sizin takdirinize ve bütçenize bağlı. Evin olduğu bölgeye yaklaştık değerli izleyiciler. Sol tarafta girişte sebzelerimiz var.
bine yakın ağacı bulunan, içerisinde göleti olan, su sorunu, elektrik sorunu, barınma sorunu olmayan, ciddi bir gelire sahip olabileceğiniz, Gönen'e 18 kilometre mesafedeki bu bahçemiz yeni alıcısını, yerin yatırımcısını beklemekte değerli izleyiciler. Evet, evimiz burası. Sol tarafta. Bakın girişimiz hemen kapıdan. Olduğu gibi bu traktör giriş kapısından da sağ tarafta kalmakta. Değerli izleyiciler, içerisinde verandası var. Bakın görüyorsunuz çocukların sallanması amacıyla verandamız var. Elektriğimiz 1+1 odamız var. İçerisinde fırınımız mevcut. Eski köy fırını. Ön tarafta kapalı sistem. Barbekü yapabileceğiniz bir şekilde kapalı kapağı var. Değerli izleyiciler, 1+1 geniş verandalı bu evimiz bir aileyi rahatlıkla barındırabilecek yapıya sahip. İçerisinde banyosu, tuvaleti, elektriği mevcut. Gönen'e 18 kilometre olması hasebiyle ana asfalt yol üzerinde olması nedeniyle ulaşım sorunumuz yok değerli izleyiciler. Aracınızla kendinizi ve aracınızı üzmeden ulaşabileceğiniz 1+1 içerisinde banyosu ve tuvaleti bulunan evimizin giriş kapısı burası. Sevgili izleyiciler, içerisinde bine yakın ağacı olan ve ciddi bir gelir elde edebileceğiniz 20'den fazla çeşit meyvesini içinde bulunduran bu bahçemiz yeni alıcısını, yeni yatırımcısını beklemekte. Sevgili izleyiciler, lütfen kanalımıza abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı, filmin sonunda drone çekimlerini izlemeyi unutmayınız. İyi seyirler diliyorum. Hoşça kalın.